İşin biraz bunlar pratik boyutuydu. Biraz da bizim uygulayacağımız stratejiyle ilgili bir iki söz söyleyeyim. Tabii arzu ederseniz. Bizim uzman kadrolarımızın yaptığı çalışmalar, dünyada toplumcu belediyecilik veya belediye sosyalizmi diye anılan belli başlı bütün örnekleri inceledik, önümüze koyduk. Gerek teorisi gerekse pratik uygulamaları itibarıyla. Burada uzun uzadıya bir takım gene genel laflar söylemeden özetle şunu belirtmek istiyorum. Bir bölgedeki insanlar o belediyenin yönetimine ne kadar katılırsa gerek mali açıdan gerekse sunulan hizmet açısından o bölge o kadar iyi yönetiliyor. Bunu böyle işte çok başarılamayacak işler gibi düşünmek gerekmiyor. Mesela İspanya'da ve Brezilya'da iki belediye zamanında bir gün açıklamışlar, demişler ki biz belediye bütçemizin çok değil %15'ini her sene tamamen orada yaşayan vatandaşlarımızın belirlemesini, tayin etmesini, nerelere harcanacağını bunların söylemesine kararlaştırdık demişler. Şimdi bunu yaptığımız zaman zincirleme olarak o kadar çok şey tetikleniyor ki bir kere mahallelerde insanlar bir araya geliyor, tanışıyor. O belediyenin parası nereden geliyor? Bu paralar nereye harcanıyor? O ilçenin ihtiyacı ne? Acaba o %15 nereye harcanırsa en verimli olur? Bunları kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Örgütlenme dediğimiz şey budur tabii, aslında. Tabii. Farkındalık dediğimiz şey budur. Bu karar mahallelerde kararlaştırılanlar ilçeye gidiyor. Netice itibarıyla deniyor ki kardeşim bizim buna ihtiyacımız var. Hani şimdi sonsuz vaatte bulunmaktan bahsettik ya. Kısıtlı imkanlarımız içerisinde paramızı bu sene buna mı harcayalım, şuna mı harcayalım konusu. Halk kendisi karar veriyor. Halk kendisi karar, çünkü teknolojik imkanlarımız var artık. Yani eskisi gibi değil. Telefondan bile oylama yapılabiliyor gerektiğinde. Halk kendisi bunlara karar verdiği zaman hem o belediyelerin daha iyi yönetildiği görülmüş, hem de insanlar birbiriyle tanışıyor. Birbirlerinin yüzlerine baktığı zaman anlaşamayacaklarını düşündükleri bir sürü konuda aslında ne kadar yakın olduklarını anlıyorlar. Tabii. Oradaki birlikteliklerden daha iyi üretimler, daha iyi politikalar, projeler de çıkıyor. Buna da toplumcu belediyecilik deniyor. Yani belediye sosyalizmi deyince insanlar falan çok böyle dramatik bir şeyler zannetmesin. Biz özellikle sadece belediye başkanlığı değil, bu seçimlerde ümit ediyorum belediye meclislerinde de arkadaşlarımız olacak. Ve o belediye meclislerini mutlaka çalıştıracağız. Bugün belediye meclisleri doğru düz çalışmıyor. O belediye meclislerinde hangi imarlar değişti? Hangi ihaleler verildi? Paralar nereden geldi, nereye gidiyor? Buraya katılan arkadaşlarımız belki her hafta bütün kararları mahalle mahalle, sokak sokak duyuracağız. Gerekirse ifşa edeceğiz. İnsanlarımızın buna katılımını sağlayacağız. Oradaki belediye başkanı da, belediye idaresi de, o belediye başkanını oraya yollayan parti de sürekli nefesini enselerinde hissedecek. Dolayısıyla bu işler ancak böyle düzelir diyoruz. Kimsenin haberi olmadan işte ne bileyim bilmem 10 milyonlarca, 100 milyonlarca lira borca girilmesi nasıl önlenir? Biraz da böyle önlenir.